Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önceden de videosunu çektiğimiz Hamburg filtrelerimizin çalışma prensibinden bahsedeceğiz. Hamburg filtre dediğimiz tamamen ön yüzeyi bu şekilde sünger olan ve bu şekilde buradan suyu emip yine buradan suyu tahliye ederek suyun filtrelenmesini sağlayan bir sistem. Bunu öncelikle nasıl yaptık? Şöyle bir plexi malzememiz var gördüğünüz gibi. Bunu camdan da yapabilirsiniz kendiniz. İhtiyaç halinde bize de başvurabilirsiniz. Bu ömürlük bir ürün. Herhangi bir kırılma yapmaz. Yıllarca kullanırsınız. Polikarbon denilen bir madde. Plexiden de yapabilirsiniz. Şimdi böyle kutumuzu süngerimize göre yaptık. Yine burada deliğimiz var. Deliğimizi deldik. Yine şöyle bir asansörümüz var. Buna su asansörü diyorlar. Buradan hava giriyor. Buradan havayı aynı pipo filtrelerde olduğu gibi suyu devir daim ediyor. Şimdi kutumuzun içerisine filtremizi koyalım ve çalışma prensibine bakalım. Bu alt tarafından yine buraya biraz kum doluyor. Tabanına koyduğumuz için buradan bütün suyu süzüyor. Yine buradan veriyor. Şimdi bunun bir köşe için olan modeli de var. Ben bunları 30'a 30'luk akvaryumlar için yaptım. Bu köşe için olan köşeye koyabiliyorsunuz. Bunu da yine askılı halde kullanabiliyorsunuz. Askılı halde nasıl kullanıyoruz? Şöyle klipslerimiz var. Bu klipsler 4 mm camdan 10 mm cama kadar uyumlu. Bu şekilde arkasına bunu krom vidalarla vidalıyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Vidalarla istediğimiz yere tutturarak ayarlı vidalarla akvaryumumuza asıyoruz. Bu da ne olmuş oluyor? Seyyar olmuş oluyor. Yani daha sonradan kurulumdan sonra da akvaryumumuza bu filtreyi koyabiliriz. Şimdi deneyelim bakalım nasıl çalışıyormuş. Şu anda hava motorunu bağladım ben buna. Zaten sesini de duyuyorsunuzdur. Şimdi suyun içerisine katınca çalışma prensibini göreceksiniz. Yine bu şekilde komple suyun içerisine girmeyecek. Gördüğünüz gibi ne olur? Bu yan taraflardan da su gireceği için buradan filtreleme yapamaz. Onun için askılı veyahut da suyun seviyenizi ayarlayarak tam bu şekilde şu yan taraflardan suyun girmemesini sağlayarak bu şekilde devir daim yaptırıyoruz. Kanalımızda yine bunun devir daim videosu var canlı kurulu akvaryumda. Ben kendim de bir senedir kullanıyorum bu sistemi. Pipo filtrelere göre çok çok daha verimli. Yine bunun arkasına bu biyoaktif maddelerden koyabilirsiniz. İşte Serasuporax gibi böyle filtre malzemeleri, SAMP'ta kullandığımız filtre malzemelerini kullanarak seyyar SAMP gibi bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde klipsleri biz buraya takıyoruz. Bunu da akvaryumumuza taktığımız zaman istediğimiz zaman bunu kullanıyoruz. Havanın şeyine göre, ayarına göre bunu artırıp azaltabilirsiniz. Tabi hava motorunuzun kalitesine göre de buradan devir daim ettiği miktar değişir. Bunun aynısını yine şeyle de yapılabilir. Arkaya bir motor konur. Motor buradan buraya pompalar. O şekilde de olabilir. Ama böyle daha pratik olduğu için hava motorunu tercih ettik. Gördüğünüz gibi arka tarafı da boş.
Arka tarafına dediğim gibi yine filtre malzemelerinden koyup daha verimli bir hale getirebiliriz. Şimdi bu hava asansörünün içindeki asansörü inceleyelim ve videomuza son verelim. Şimdi şurada bir şöyle gösterelim. Girişimiz var. Burada iki tane ring var. Bu ringlerin arasından hava kaçmasını engelliyor. Bakın şurada ring var. Şimdi içini açıyorum. Birinci ring. Bir tane de burada var. Bu iki ring buradan havanın geçmesini engelliyor. Burada da 1,5 mm çapında delikler var. Siz de kendiniz yapabilirsiniz veya temin etmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Bu arada kalan bu parça, bu ringler ne yapıyor? Burayı sıkıştırarak buradan havanın girip buradan çıkmasını sağlayarak buradan suyu yukarıya doğru transfer ediyor. Aynı bu ikili pipo filtreler, tekli pipo filtrelerin çalışma sistemi gibi. Bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bunu çalışma sistemini size anlatmaya çalıştım. İnşallah yararlı olmuştur. Siz de kendiniz yapmak isterseniz camdan, böyle polikarbondan veya plexiden bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.